Kalu bela nedir? Kalu belada Yüce Allah'a söz verdiysek neden hatırlamıyoruz? Kalu bela yaratılış özümüze yani genetik kodlarımıza Allah inancının yerleştirilmesi olabilir mi? Tarık suresi 7. ayetiyle kemik iliğinden sperm üretilmesi arasında ne gibi bir paralellik var? Tarık suresi 7. ayetine göre erkek sperminin üretildiği yer kemik iliği mi? Ayette geçen zürriyet kelimesiyle insan DNA'sı mı kastediliyor? Kalplerin mühürlenmesi, inanç duygusunun zamanla körelmesi, iş göremez hale gelmesi olabilir mi? Merhaba değerli dinleyenler. Aranızda babalarından, dedelerinden, kalu beladan beri Müslümanım sözünü duyanlar mutlaka vardır. Hem duyanlar hem de duymamış olanlar için yeniden bir hatırlatma yapalım. Kalu bela, dini kaynaklarda Yüce Allah'la insanlık arasında Allah'a inanma ve onu birleme temelinde yapılan bir sözleşme olarak belirtilir. Kalu bela ifadesine Bezmi Elest, Ruzi Elest gibi isimler de verilmiştir. Kalu bela, Türkçe'ye dediler ki evet ya da evet dediler şeklinde çevrilebilir. Kalu bela, Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 172 ve 173. ayetlerinde şöyle anlatılır. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin, Ademoğullarının bellerinden zürriyetlerini aldı, onları kendilerine şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Onlar da, evet, şahit olduk ki Rabbimizsin dediler. Böyle yapmamız kıyamet günü, biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Ya da, bizden önce atalarımız ortak koşmuştu, biz ise onlardan sonra gelme bir kuşağız. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı, bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Şimdi biz böyle bir söz verdiysek neden bunu hatırlamıyoruz diye sorabiliriz. Hatırlamıyoruz çünkü ayetteki ifadeyi zihnimizde insani motiflerle canlandırıyoruz ve şöyle düşünüyoruz. Haşa Yüce Allah yaratılacak tüm insanların ruhlarını aldı, o ruhları bir mecliste karşısına toplayıp ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Ruhlar da evet Rabbimizsin dediler şeklinde zihnimizde kurgulamamız bu soruyu sormamıza sebep oluyor. Oysa ayette böyle bir sahne söz konusu değil. Biz zihnimizde böyle canlandırıyoruz. Haliyle de soruyoruz böyle bir söz verdiysek neden hatırlamıyoruz diye. Aslında ayette kastedilen insanın fıtratı dediğimiz yaratılış özüne, genetik kodlarına bu bilginin yani Allah inancının yerleştirilmesidir. Bildiğimiz gibi hepimizde adalet, merhamet, vefa, kin, nefret, mutluluk, hüzün ve benzeri bir duygusal donanım mevcuttur. Bu donanım genetik kodlarla insandan insana, nesilden nesile aktarılır. Tıpkı bu donanım gibi nesilden nesile aktarılan bir de inanç donanımı vardır. İşte insanlığın ortaya çıkışından beri insandaki inanma eyleminin sebebi bu donanımdır. Ki ayette buna yani bu donanıma işaret edilmektedir. Ayetteki kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir ifadesi, verilen bu sözle insanların kıyamet günü Allah'a inanma, Allah'ı birleme ile ilgili herhangi bir bahane ileri süremeyeceklerini gösteriyor. Yine ayetten anladığımıza göre, ortak koşan inançsız bir toplumun içinde yetişmek ya da atadan dededen miras kalmış yanlış bir inanca tabi olmak da bahaneden sayılmıyor. Demek ki bağışlanan bu inanma duygusu, Allah'a inanma, Allah'ı birleme konusunda tüm olumsuzlukların üstesinden gelebilecek kadar güçlü ve yeterli ki hesap günü için insanı bağlıyor ve sorumluluk altına sokuyor. Bu duygu çok güçlü ama bize düşen de var. Bize düşen, bize seslendiğinde bu duyguya kulak vermek, önemsemek ve gönlümüzü açmak. Tekrar Kalu Bela ayetine dönelim. Ayette geçen zürriyet kelimesinin Türkçe'de tam karşılığı soy ya da nesil kelimesidir. Ayette Ademoğullarının bellerinden zürriyetlerini aldı, yani Ademoğullarının bellerinden soylarını aldı ifadesi geçmektedir. Bu bellerinden soylarını aldı ifadesi, doğrudan insan neslinin üremesi soyunun devamlılığıyla ilgili bir ifadedir. İnsan zürriyetinin yani soyunun devamlılığını sağlayan, bildiğimiz gibi insanın üreme eylemidir. Peki zürriyetin yani soyun devamıyla ilişkili olarak neden insanın üreme organları değil de sırt ve bel bölgesi işaret edilmiştir? Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de aynı konuya işaret eden bir başka ayete,
Tarık Suresi 7. ayetine de başvurmak gerekir. Tarık Suresi 5, 6 ve 7. ayetleri. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Öyleyse insan hangi şeyden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sıvıdan yaratıldı. Ki o su bel ile kaburga kemiklerinin arasından çıkar. Ayetteki ki o su bel ile kaburga kemiklerinin arasından çıkar ifadesi üzerinde durmamız gerekiyor. Ayetin Arapçasında min beyni ifadesi geçmektedir. Türkçe karşılığı arasından veya içinden kelimeleriyle her iki şekilde de verilebilir. Ayetteki bel ile kaburga kemiklerinin arasından çıkar ifadesiyle bilinenin tersine erkek üreme hücresinin üreme organlarından değil bel ve kaburga kemiklerinin içinden çıktığı bilgisi veriliyor. Buradaki kemiklerin arasından ya da içinden ifadesi kemik iliğine işaret ediyor. Bilindiği üzere kemik iliği başlıca kök hücre kaynağıdır. Ayetteki bel ve kaburga kemikleri ifadesinden yola çıkarak, erkek sperm üretiminin şu iki süreçten bir yoluyla gerçekleştiğini düşünebiliriz. Birincisi, erkek üreme hücresi yapımında kullanılan kök hücreler, bel ve kaburga kemik iliğinde üretilip kan yoluyla yumurtalıklara gelerek sperm üretme sürecine kök hücre olarak katılmaktadır. Ya da erkek üreme hücreleri bel ve kaburga kemik iliğinde üretilip yine kan yoluyla yumurtalıklara gelerek yumurtalıklarda olgunlaşıp erkek üreme hücrelerine dönüşmektedir. Bazı Kur'an tefsirlerinde bel kemiğiyle erkeğin, kaburga kemiğiyle kadının kastedildiği bildirilir. Bunu göz önüne alarak değerlendirdiğimizde kadın üreme hücresinin de kemik iliğinde üretildiğini düşünebiliriz. Nitekim günümüzde tıptaki gelişmeler yaptığımız bu çıkarımı doğrular nitelikte. 2000'li yıllara kadar edinilen bulgular ışığında erkek spermlerinin testislerde üretildiği düşüncesi modern bilime hakimdi. Ancak yeni bulgular bu konudaki bilimsel kabulü kökünden değiştirecek gibi görünüyor. Artık günümüzde kemik iliğinden sperm elde edilmeye başlandı. Mesela 2013 yılında Alman ve Japon bilim adamları kemik iliğinden sperm elde ettiklerini açıkladılar. Ve bu konu gazete ve televizyonlara haber oldu. Yine içinde bulunduğumuz yıllarda kemik iliğinden elde edilen kök hücrelerle kadın yumurtalıklarının yeniden aktive edilebildiğini, menopoza girmiş kadınlarda yumurta üretiminin yeniden başlatılabildiğini ve bu yöntemle kadınlarda menopoz yaşının 10 ila 15 yıl arasında ötelenebildiğini bu konudaki makale ve haberlerden bilebiliyoruz. Hatta kadınların artık erkeğe ihtiyaç olmaksızın kendi kök hücrelerinden elde edilecek spermlerle hamile kalabileceklerine dair haberler de yapılmaya başlandı. Ancak böyle bir şey başarılsa bile çocukların sadece kız olma durumu var. Erkek çocuk olma ihtimali yok çünkü erkek cinsiyetini belirleyen Y kromozomu sadece erkek cinsinde var. Tabii böyle spekülasyonlar için henüz çok erken. Daha alınacak çok yolu var. Evet, ayette verilen bilgi içinde bulunduğumuz şu asırda ancak gün yüzüne çıkarılabildi. Evet, değerli dinleyenler. Bir parantez açıp araya Kur'an'daki ifadelerle örtüşen çağdaş bulguları girdik. Şimdi tekrar kalu bela konusuna dönelim. Bildiğimiz gibi insan hücresinde toplam 46 kromozom bulunur. Kromozomlar sıkıca sarılmış DNA paketleridir ve hücrenin çekirdeği içerisinde yer alırlar. Bu kromozomların 44 tanesi tüm insanlarda aynıdır. Kalan 2 tanesi cinsiyet kromozomudur. Erkeklerde 44 artı XY, kadınlarda 44 artı XX şeklinde bulunur. Cinsiyeti belirleyen bu X ve Y kromozomlarıdır. Hem X hem de Y kromozomu erkek cinsinde bulunur. Dolayısıyla yeni doğacak canlının erkek ya da dişi olmasını erkekten gelecek olan X ya da Y kromozomu belirler. Erkekten X kromozomu gelirse kız çocuğu, Y kromozomu gelirse erkek çocuğu dünyaya gelir. 20. yüzyılın başlarına kadar erkek çocuk sahibi olamama durumunun sorumlusu hep kadınlar bilinirdi. Fakat kromozomların keşfedilmesiyle anlaşıldı ki sebep erkeklermiş. Çünkü cinsiyette belirleyici olan Y kromozomu sadece erkek cinsinde bulunuyor. Kadın kromozomlarında Y yani erkek kromozomu bulunmuyor. Ayette geçen çok önemli bir ayrıntı da Ademoğulları ifadesidir.
Kalü Bela ayetinde zürriyetin yani soyun Adem oğullarından alındığı belirtilmektedir. Yani Adem oğulları ifadesiyle erkek cinsi kastedilmektedir. Dolayısıyla inanç kodunun erkek cinsine kodlandığını Adem oğulları ifadesinden anlıyoruz. Bilindiği üzere doğacak çocuğun cinsiyetinde belirleyici olan erkekten gelen üreme hücresidir. Dolayısıyla bu inanç kodu hem X hem de Y kromozomlarını barındıran cinsiyete, yani erkeğe, yani Adem oğullarına kodlanmıştır ki inanç kodu kadın ya da erkek her iki cinste de bulunabilsin. Elbette doğrusunu ancak Yüce Yaradan bilir. Kalu Bela ayetinde geçen zürriyet kelimesi Türkçe'de soy ya da nesil anlamına gelir. Zürriyet kelimesinin kökü Arapça zerere kelimesidir. Türkçedeki zerre kelimesi de Arapçadan dilimize geçmiştir ve aynı kökten gelir. Zerre en küçük parçacık, toz, tohum, molekül, atom anlamındadır. Dolayısıyla soy ya da nesil kelimeleri için zerreden türeyen yani en küçük parçaya, tohuma işaret eden zürriyet kelimesinin kullanılması çok anlamlıdır. Soy yani zürriyet kuşaktan kuşağa nasıl taşınır? Genetik kodlarımızla. Peki insan soyunu kuşaktan kuşağa taşıyan tüm genetik kodlarımızı içinde barındıran nedir? Kromozomlar içinde paketlenmiş olan DNA'lardır. DNA gözle görülemez ve zerre ölçeğindedir. Ancak insan soyunun tüm bilgisi o zerrenin yani DNA'nın içindeki eşsiz benzersiz kodlamada saklıdır. Elbette her şeyin doğrusunu ancak Yüce Yaradan bilir. Ayetteki Rabbin Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini yani soylarını aldığı ifadesinden anladığımız şudur ki, bel ve sırt kemiğinin iliğinde üretilen üreme hücrelerine inanç bilgisi kodlanmıştır. Yani sizin Rabbiniz benim bilinci insanın tohumuna, DNA'sına yazılmıştır. Ve nesilden nesile cins, ırk ayrımı olmaksızın değişmeden aktarılmaktadır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisinde, her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra ana babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar diyerek benzer şekilde fıtratın değişmezliğine işaret etmiştir. Evet, tıpkı adalet, merhamet, kin, nefret, mutluluk, hüzün gibi insanı inanca sevk eden ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir inanma güdüsü insanın duygu donanımına yerleştirilmiştir. Yüce Allah, Kalü Bela'dan söz edilen ayette, ben sizin Rabbiniz değil miyim buyururken, Allah veya Rahman adını kullanmayıp Rab kelimesini kullanmıştır. Çünkü Rab kelimesi, hepsi de Allah'ı kastetmek üzere, sahip, efendi, tek ilah, terbiye eden, yoktan var eden, rızıklandıran, yöneten, emreden, kendisine ibadet edilen, insana bilmediklerini öğreten, evren üzerinde tek tasarruf sahibi olan anlamlarının tümünü kapsar. Bu da gösterir ki insanın donanımına yerleştirilen inanma duygusu, Yüce Allah'ı bilme ve birleme konusunda yeterli veriyi içermektedir. Evet, aslında Kur'an-ı Kerim'de insanlığa hatırlatılan bu sözleşme, Yüce Allah'ın kuluna olan adalet ve merhametinin bir nişanesidir. İnsanın psikolojik donanımına bu duyguyu yerleştirmesi, insana yüklenen sorumluluğun, yapılacak sınavın adil bir temele oturması içindir. Çünkü Yüce Allah mutlak adalet sahibidir ve insanı gücünün yettiği, yapabileceği şeylerden sorumlu tutmuştur. Örneğin adalet duygusunu vermiş, adaletten sorumlu tutmuş, merhamet duygusunu vermiş, merhametten sorumlu tutmuştur. Aynı kapsamda inanma duygusu vermiş ve inanmakla sorumlu kılmıştır. İnanma duygusu donanım olarak verildiğine göre hesap gününde insan için bağlayıcı olması da kaçınılmazdır. Dolayısıyla hayatımızın kimi yerinde devreye girip bize seslendiğinde yüreğimizden gelen o sese kulak vermemiz gerekir. Çünkü o sese kulak verdiğimizde aralanır hakikatin perdesi. Böylece başlar inanca olan yolculuk. Ve inançla buluştuğu yerde ısınır insanın yüreği, inancın verdiği güvenle dinginleşir. Ancak içimizden gelen o sesin de sabrının tükendiği bir yer vardır. Eğer kulak tıkamaya, duyup da duymamazlıktan gelmeye devam edersek, özümüzdeki inanca olan istek ve yetenek de zamanla körelmeye başlar. Belki de
Kur'an'da sözü edilen kalplerin mühürlenmesi kavramı, bize bahşedilen bu duygunun kullanmadıkça körelmesi, kullanılmaz, iş göremez hale gelmesi durumudur. Tıpkı merhamet gibi. Hani bazıları için merhamet duygusunu yitirmiş, merhametin zerresi kalmamış içinde deriz ya, aynısı. Merhamet de kullanmadıkça körelir. Sonra öyle bir zaman gelir ki kişi yabancılaşır o duyguyla. Hatta varlığını bile unutur. İnanç öyle etkin bir duygu ki tüm duyguların en tepesine oturup diğerlerine yön verebilme gücüne sahip. Bu nedenle inanç duygusu ne kadar güçlü ve doğruya ne kadar yakınsa iyiye yönelip kötüden uzaklaşmak o denli başarılı oluyor. Neticede tüm duygular gibi inanç duygusu da eğer kullanılmazsa pas tutuyor ve bir zaman sonra kullanılmaz hale geliyor. İşin kötüsü inanç olmayınca kişinin hayat sonrasına dair bir beklentisi de olmuyor. Haliyle bu durumda ölümden sonrası kişinin zihninde korkunç bir belirsizliğe bürünüyor. Evet, doğrusunu ancak ve ancak Yüce Rabbimiz bilir. Yüce Allah'ın bağışlamasına sığınıyor ve yaptığımız çıkarımda inşallah yanılmamışızdır deyip konumuza burada son veriyoruz. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.